Hocam devam Geliyor edeyim mi? hocam, geliyor. Ha, tamam. İbrahim Bey buyurun. Onlarca orada toplantılar düzenledik, paneller yaptık, insanlara bunun nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalıştık. Ama oradaki belediye, oradaki Ziraat Odası en başta bu şeylerle anlaştılar. İşte tarımsal seracılık yapılacak, işte şu olacak, size ortaklık verilecek. Çünkü şeyleri veriyorlar. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Biraz önce hocam yine sera ile ilgili gösterdi. Türkiye'de 750 bin dekara yakın bir sera alanı mevcut. Ve seracıların içinde bulundukları ekonomik koşullar hep, yani bizler çok iyi biliyoruz. Böyle siz Manisa'da bir 20, hatta en son açıklanan ekonomik programda bunu Hazine Bakanı da söyledi. İşte yeni sera alanları açacağız. Neye? Jeotermale bağlı. Zaten Finike'de, Kumluca'da, Demre'de, Fethiye'de bu şey var. Yani doğal olarak var. Senenin bir iki günü işte riskli gün var. Onun dışında hiçbir ısıtma yapmadan siz orada üretim yapabiliyorsunuz. Yeni sera alanları açarak bunu arttıramazsınız. Bunu insanlara anlatmaya çalıştık. Ve ilk Ege bölgesinde jeotermal seracılığın Simav'da başladığını, Kütahya Simav'da başladığını ama 20 yıldır aynı şekilde kaldığını, oysa para kazanılmış olsa bu alanların çok daha kısa sürede orada yayılacağını anlatmaya çalışıyoruz. Ve en son ben hani biraz böyle spontane anlatıyorum. İnsanlara siz bunları anlatırken realiteler ortaya çıkıyor. Örneğin orada şu anda topraktaki bor miktarı ağır metallerin özellikle miktarı, havadaki işte hidrojen ile ilgili olay, suda çıkan madde herkes tarafından bilinmeye başladı. Ama ne yazık ki Çevre Bakanlığı ve Avrupa Kalkınma Bankası, European Commercial bilmem ne bank, ortak birçok arkadaşım biliyordur, proje hazırlamışlar. Bu projeye göre şu anda bütün Çevre Bakanlığı jeotermalle ilgili öngörüsünü buna bağladı. Diyorlar ki eğer elinizde resmi veri var mı? Yani resmi veriden kasıtları şu: son 10 yılda Alaşehir'deki işte Salihli'deki sulardaki değişimi gösterir veri var mı? Arkadaş, bende böyle bir verinin olması yani kurum olarak da birey olarak da mümkün değil. Bunu yani biz bulamayız. Ama sizin oluşturduğunuz, 3-4 yıl önce oluşturduğunuz jeotermal izleme komisyonu var Alaşehir'de. Bu komisyonun verileri var. Bize diyorlar ki son toplantıda bu konu gündeme geldiğinde, bunlar bilimsel veri değil. Peki hangisi bilimsel veri? Bu biraz önce bahsettiğim ve artık sonucuna gelinmiş Avrupa Kalkınma Bankası ve Çevre Bakanlığı'nın ortak hazırladığı Aydın, Denizli ve Manisa'da ayakları olan toplantılar yapıldı. Sözüm ona, paneller yapıldı ve bunlara hatta son panele haber de verilmedi ve haber halka değil, biz katılımcısı olduğumuz için bir şekilde haberimiz olarak katıldık. Hatta bir öncekine Ege Çep de destek vermişti. Bu arada teşekkürlerimi yeniden sunuyorum. Bu şimdi bütün olay buraya bağlandı toprak koruma kurullarında. Eğer Avrupa Kalkınma Bankası ve Çevre Bakanlığı'nın hazırladığı bu toplantıların sonucunda alınan kararlarda eğer jeotermal oradaki sosyolojik yapıyı, toprağı, suyu kirletmedi kararı çıkarsa, ki son toplantıda ifade etmiştik bunu, sizin verdiğiniz parayla çıkacak sonucun ne olabileceğini aşağı yukarı tahmin ediyoruz diye. Özetin özeti şu: biz çok ciddi bir tehdit altındayız. Aydın'da sayıları 2000'i bulan, şu anda yanlış anımsamıyorsam çünkü sayılar sürekli artıyor, kuyu var. Manisa'daki kuyu sayısı 200'ü geçti. Sarıgöl güzel bir direnç gösteriyor. Şu anda Akhisar'da yeni kuyu faaliyetleri var. Ve Tahir Hocam'ın gerçekten çok büyük, Tahir Öngür'ün bu konudaki desteklerini teşekkürle yad ediyoruz, anıyoruz. Onun ifadesiyle Manisa genelinde 3500'e yakın kuyu olunacak.
Ve artık biz hani 3-5 dekarın şeyinden vazgeçtik son toprak koruma kurullarında da. Çünkü bir kuyunun ne kadar alanı kirletebileceği belli değil. Çünkü havaya karışan gazlar, suya karışan ağır metaller ve civar toprağı doğrudan etkileyen ağır metallere karşı karşıyayız. Burada benim hani öneri olarak şeyim şu, bir toprak sahibi sanki onun rızası varsa tamam çiftçinin rızası var. Hayır, çiftçinin rızası olabilir. Örneğin Yırca'da o dönemde hatırlarsanız Soma Yırca'yı bir gecede 5000'e yakın ağacı kestiler. İşte sonra da denildi 3-5 bin ağaç kesilmiş ne olmuş diye. Orada eğer 7 bin lira yerine dekarına kolin 70 bin lira verseydi oradaki halk bunu satardı. Bunu kınayamayız. Yani sizin bir malınız var ve ederinin 10 katı para veriliyor ki şu anda jeotermal cidden yaptığı o. O arazi sahibi bunu satabilir. Ama asıl sahip çıkması gereken artık halkı bu şekilde bilinçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü devletten açıkçası bu yani bu dönemlerde çok büyük bir şeyimiz yok, umudumuz yok. Ancak halk direnç gösterirse, yerel halk orada direnç gösterirse bir yere varılıyor. İşte en son Kaz Dağları'nda altın madeniyle ilgili yaşananları hepimiz biliyoruz. Bizim burada bence yapmamız gereken bir yerel halkı bilinçlendirmek, buna ısrarla devam etmek. İki, bunu ulusal boyuta taşıyıp Türkiye geneline bakın burada yetişen sebze, meyve sadece o adama para kazandırmıyor. Binlerce insanı doyuruyor. Örneğin Salihli'de mahkemede Seçil Hanım anımsayacaktır. Verdiğimiz bir örnek vardı. Buradaki bir dekarlık bir domates tarlası yaklaşık 10 ton domates aldığını düşündüğümüzde ve birer kilodan yaklaşık 10 bin eve giriyor. Yani sadece üreticinin bireysel bir şey değil o. Hiç kimseyi bundan mahrum bırakamayız. Ve özellikle bu COVID sürecinde belki yani umarım insanların hafızalarına kazınır. Biz balık hafızalıyız ama umarım kazınır. Tarımın ne kadar önemli olduğu ve ilk açıklandığında sokağa çıkma yasakları bir panik halinde insanların marketlerden makarnaları, bulgurları evlerine taşımak için koşturdukları. Umarım bunlar unutulmaz. Tarımın ve özellikle üzerinde 12 ay toprak her yerde kutsal. Bunu hiçbir şekilde inkar etmiyoruz. Ağrı'nın toprağı da Sivas'ın toprağı da kesinlikle bizim için değerli. Ama özellikle Antalya gibi, Manisa gibi, Aydın, Denizli, İzmir gibi üzerinde 12 ay tarım yapılabilen yazlık ve kışlık sebzelerin yatırımlar gerektirmeden iklimsel şanslarla üretilebilen alanların iki kere daha koruma altına alınması ve mutlak sit alanı ilan edilmesini söylüyoruz, istiyoruz, talep ediyoruz. Umarız bu taleplerimiz karşılık bulur. Ben zamanı daha fazla hani tartışmaya da ya da sorulara da fırsat vermek adına Bülent Bey'e de hocama da zaman vermek adına size bırakıyorum hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ikinci turuna gelip sizlerden yardımcılara sorunlarınız varsa almak istiyorum. Yazılı sorularınızı. Var mı? Ben var mı hocam? Ben buyurun. Ben Yusuf hocama sormak istiyorum. Bu Küçük Menderes ile ilgili çok güzel bilgiler verdiniz hocam. O bölgede benim de çok çalışmalarım oldu.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bu arada bir raporu var. O raporda edindiğimiz bilgiye göre alüvyonda artık su kalmamış ve artık ana kayadan su almaya çalışıyorlar. Yani Çıkmengeles Havzası'nın suyunu çok derin olduğu yerler dışında bitirmişiz. Bu konuyla ilgili bir görüşünüz var mı? Bir onu soracağım. Bir de tarımsal lojistik alanlarıyla seraları gösterdiniz. Bunların yine tarım yapılan arazilerin üzerine yapılması mı yoksa daha yüksek bölgelerde, yamaçlarda falan mı yapılması daha doğru olur? Teşekkür ederim. Sorusu olan arkadaşım soruları alalım. Macerlara ondan sonra. Ali Osman Hocam bekliyorum ben o zaman. Toplam sorulardan sonra cevaplayalım. Hocam duyuyorum ben sizi. En evet evet. Cevaplayayım, şimdi mi cevaplayayım? Sırayla size söz. En son sorularını sorsunlar. Peki. Evet Erdoğan. Herkese merhaba. Sunum yapan değerli hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Yusuf hocamdan bir şey mi dikkati çekti? 17 bin civarında kayıt dışı kuyulardan bahsetti. Bu kuyuların denetimi veya bunların büyükşehir belediyeleri ilgilendiriyor mu? Büyükşehir belediyeleri ilgili bakanlıkla bu konuda çalışma yapıyor mu? Teşekkür ederim. Evet, başka sorularımız var mı? Benim sorum var. Özellikle idari ile ilgili çalıştığını kentlerin bu kadar gıda tedarik sırasında ciddi bir ilişki giderek zorlaşıyor. Kentlerin küçültülmesi, gıda üretimi ve yeterliliği etkisi ne olabilir? İzlenebilir. Türkiye böyle bir politik, Türkiye yönetenlere olabilir mi? Örneğin kendi açımdan düşünüyorum. Kendi nüfus ne kadar demin söylediği gibi çevresindeki varı ve kapasiteleri ve yararlanabileceği bu anlamda için onlardan kente vesaire sağlamak. Bu nedenle kentleşmeyle ilişkiyi kurgulayıp bir üretmek mümkün mü diye bir soru var. Evet, sorular Yusuf'a gitti. Onunla başlayalım. Evet, ben öncelikle teşekkür ederim arkadaşların ilgili sorularına. Ben sırasıyla söyleyeyim. Sera ihtisas bölgeleri, sera üretimi yapılan hem sulu tarım alanları özelliklerine bağlı bu. Yani üretimin özelliğine bağlı. Hem de yamaçlarda da yapılabilir. İlle mutlak tarım arazileri üzerinde veya sulu tarım mutlak olmasa bile sulu tarım yapılabilen özel ürün arazileri dediğimiz o arazilerin üzerinde de yapılabilir. Yani biliyorsunuz toprakta serada tarım var. Bir de hidroponik denen yani topraksız tarım şekli de var. Şu gerçek ki Türkiye'de iklim değişikliği bizi serada tarımsal üretime zorlayacak. Gıda üretimini biz çok büyük ölçüde serada yapacağız. Bu nedenle özellikle su gerekiyor sera için. Yani suyumuzu da sağladığımız toprağın da olduğu yerleri öncelikli olarak koruyalım. Zaten ileride toprak tuzlaştığında bu küçük Menderes Havzası için kestirimler vardır, projeler vardır. Yani 2080 yılında yaklaşık 300 milimetrelik, 310 milimetrelik yağış öngörülüyor.
Bizim tamamladığımız bir proje var. Küçük Menderes Adası'nda buna yönelik kuraklık yönetimiyle ilgili. Üç farklı birim, bir tanesi de Dünya Bankası bunlardan, kestirim yaptığında 2090 yılında 300 milimetrenin altına düşüyor. Bu ne demek? Yağış çok az, buharlaşma çok fazla, ortam sıcaklığı çok fazla, stres koşulları bitki açısından, tabii ki hayvan açısından da çok fazla. Bunu nasıl yönetebileceğiz biz? Bizim şimdiden bunu düşünmemiz lazım. Sera çözüm konusunda, yani suyu içeride tutmak, kapalı bir ortamda tutmak, kaçırmamak, bunun yanında suyu en ekonomik şekilde kullanmak buharlaşmadan ve suyu arıtabilip orada minimum suyla maksimum üretim yapabilmek, minimum alandan maksimum üretim alabilmek için seraya muhtacız. Eğer bu alanları koruyabilirsek belki yüksek sırta, yani 70-80 santim yüksek sırtlarda meyve dizayn edilebilir. Damlama boruları, sulama boruları gömülebilir. Ama sebze ihtiyacı için seraya ihtiyacımız var. Yani siz de haklısınız, eğimli yerdeki aranlarda topraklı topraksız tarım yapılabilir taşımayla. Düz alanlarda ise topraklı tarım yapılabilir. Türkiye'de biliyorsunuz Antalya başta çoğunlukla toprak üzerinde tarım yapılıyor. Bu anlamda her ikisini de kullanalım. Ama mutlak tarım arazisi olarak tanımlanan değeri yüksek sulu tarım arazilerinde diğer amaçla, yani endüstriyel tarım şekline gelen ama stratejik değeri olan mısır gibi, ayçiçeği gibi yağ bitkilerini özellikle yetiştirebileceğimiz alanlar olarak rezerve edelim. Yağ çok önemli. Bülent Bey de bunu bilir, gıdacı. Karbonhidratlar insan beslenmesi için çok önemli. Dünya Bankası burada bir proje yaptı. 5 kritik ürünü belirleyelim diye. Küçük Menderes Havzası'nda bunlardan bir tanesi zeytindi. İkinci soru şu, kuyuyla ilgiliydi yanlış hatırlamıyorsam. Burada tabii bizim bu projeyi yaptığımızda tarih 2016'ydı tamamladığımızda. Kuyuları denetleyecek kurumlardan birisi Devlet Su İşleri. Bir diğeri İzmir için İSSU denetleyecek. Eğer bu ikisi arasında kuyu sayısını alırsanız farkı göreceksiniz. O tarihlerde yani biri 5000 biri 12000 derken arada 7000 fark vardı. Yani birbirinden bağımsız izinlendiriyorlar mı? O da ayrı bir şey. Bir de denetimsiz çok kuyu var. Yani bu yıl bir öğrencimle birlikte arazideydik. Hayvancılık etkisini nitrat kirliliği ile ilgili TÜBİTAK'ın yaptığı bir proje var. Biz de danışmanız, orada çalışıyoruz. Çiftçi diyor ki ben hayvancılık sayımı artıracağım ama su yok. Nasıl? 100 metre indim, yok diyor. Bunun dediği yer Belevi'ye yakın bir yer. Ya ben enteresan bir durum. Yani Belevi'de biliyorsunuz su toplanır orada. Oraya yakın bir yer. 100 metre indik Ağustos ayında, biz su bulamadık artık diyor. Çıkan su çok, işte bir inçlik su çıkıyor. Hiçbir şey yetmiyor diyor. Dolayısıyla buradaki kuyulardaki suyun azalmasının yanında hayvancılığın kullandığı yılda 5 milyon 6 milyon metreküp suyun nereye gittiğine de baksınlar, yeraltı suyuna nitrat olarak gidiyor. Çok tehlikeli. Yani akarsu havzalarının mavi bebek hastalığına neden olan, kanserojen özellikleri olan, değil mi Ali Osman Hocam? Bu gibi kirliliğe neden olacak. Bir de su tablası bu her yere yayılıyor. Denetlenmesi lazım. Bir ovalarda hayvancılık tesislerinde bir kanalizasyon sistemimiz yok. Hepsi derelere, toprağa gidiyor. Unutmadan Ali Osman Hocam'ın bir sorusu var. Eğer biz kırsal alanda, kırsal tipoloji dahil, yani oturdukları, yaşadıkları köyün tipolojisini orada yaşamaya uygun halde düzeltmezsek, imar etmezsek, yani bayanların yaşam koşullarını iyi etmezsek ve onlara oralarda bir takım girişimcilikle kendi maddi özgürlükleri diyeyim, kazanabilecekleri çapa dışında, işçilik dışında bir ortam sağlarsak, inanın göç durur. Kentteki bu kırsal baskı durur. Çok özet bir şey söyleyeyim size. Çok etkileyici bir şeydi bu. İstanbul'da bir kısa yolculuğumda arkamda iki kız çocuğu konuşuyor. Birisi diyor ki diğerine, ya diyor bu ay diyor, bu sene diyor üniversite sınavını kazanamadım diyor. Diğeri de diyor ki ben diyor dördüncü kere girdim, ben de kazanamadım diyor. Ötekisi itiraz ediyor. Diyor ki ama diyor söyleyeceğim babama diyor, beni Amerika'ya göndersinler diyor. Ötekisi düşündü ama dedi o zaman beyin göçü var dediler. Öyle diyorlar dedi. Ya şimdi beyin göçünü bir incelemek lazım.
Bana göre beyin göçü kırsalda tarım yapmayı bilen, tarım yapmayı bilen, havayı koklayan, ne zaman gübre, ne zaman su vereceği, hayvanı ne zaman sağacağı, değerli o bilgiyi kente götürüp de asgari ücretli herhangi bir iş bulmak kadar Türkiye'nin ne bileyim hovardalığı yoktur yani. Bunu engellemek lazım. Bunun için de kırsal tipoloji dahil, oradaki yaşam koşulları dahil pek çok şeyi sağlayarak nüfusu orada tutarsak bence kentin büyümesini önemli ölçüde engelleriz. Bu insanlara yazık, heba oluyorlar kentte. De yerlerinde paşalar gibi yaşayabilirler, itibarı da kazandırılabilir diye düşünüyorum. Herhalde sorular bu kadar. Varsa ilave cevaplayabilirim. Teşekkür ederim. Hocam hmm. Affedersiniz, yazılı sorular var. Bir onları gözden Bilen? Geçirebilir misiniz lütfen? Onlara bak. Evet, Bülent söz sende. Evet, topraksız tarım sağlıklı bir üretim mi diyor Saime Özarslan hanımefendi. Evet, sağlıklı. Ben şöyle soruları... Buyurun hocam, buyurun. Hadi lütfen, tamam sen başladın. Hocam devam edeyim mi? Yani, tamam, bitir. Pardon, tamam. Hocam ses geliyor mu şimdi? Evet, ben şu anda duyuyorum. Topraksız tarım, topraktaki tarım kadar sağlıklı olmasa da bitkinin beslenebileceği ürünleri, şeyleri, bitki beslenme elementlerini düzenli bir şekilde verdikten sonra sağlıklıdır. Endişe etmeyin. Teşekkür ederim. Şimdi bir başka soru hocam, var. Hocam sesim geliyor mu? Sormuş. Geliyor Bülent, geliyor. Nerelerde hayvan başına otlatma otlatma ücreti alınması kararını endüstriyel hayvancılık ve tarım açısından değerlendirmeniz nasıldır? Evet. Şimdi bu çok yani yanıt sende. Çok kapsamlı bir soru. Tabii ki doğru bir şey değil yani meralar insana değil hayvanlara aittir. Yani insan da bir hayvandır gerçi. Hani hakaretimiz olmadan türcü bir bağlam dışında söylüyorum. Şimdi bu bununla ilgili ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani meralardaki tahribat, mera alanlarının kaybı, biraz önce hocam bahsetti. Yani sadece tarımsal arazilerin imara açılması vesaire değil. Tabii endüstriyel faaliyetlere de orada ciddi bir şekilde bakmak lazım. İkisi yan yana gidiyor. Haliyle üretim faaliyeti ya da iktisadi faaliyet o bölgedeki nüfus yoğunluğunu da artırıyor. Velhasıl giderek hani o alanlarımızı... ekolojik yaşam alanlarımızı zemini yitirmiş oluyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Endüstriyel hayvancılıktan kesin olarak bir geriye dönüş yapılması gerekiyor. Bakın bununla ilgili başı başına bir program yapılabilir ama sadece bir örnek vereceğim ben. 1970-71'li yıllarda aslında dünya genelinde şu an bildiğimiz anlamda büyük kitlesel hayvancılık, büyük hayvan sürülerinin işte küçük dar alanlarda yetiştirildiği, işte biraz önce hocam İzmir'de belli bölgelerden bahsetti, Ege'de. Yani hem kullanılan su açısından işaret etti. Şimdi o bahsettiği bölgenin ismini unuttum. Bakın şöyle söyleyeyim. Hayvan yetiştiricinin yoğun yapıldığı yerlerde su varlıklarındaki kimyasal kirlilik çok ciddi bir tehdittir. Dünya genelinde çeşitli ülkelerde en önemli su kirliliği sorunlarının başında kitlesel hayvan yetiştiriciliği yapılması bu faaliyeti gelir. Neden böyle? Yani ben şimdi ziraat mühendisi değilim ama yani zaten bizim hani mevcut bakanlığın isminde bir problem var. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ydı eskiden. 80'lerde böyle bir isimle anılır idi. Sonra değişti. Aslında tarımsal faaliyet bitkisel üretimde hayvan yetiştiriciliğin iç içe ve yan yana yapıldığı bir faaliyet tarzıdır. Yani o bir simbiyotik ilişkidir. Toprak, insan ve hayvan ve haliyle oradaki bitki örtüsü gerek bizim yetiştirdiğimiz bitkiler olsun, tarım yaparak gerek yetiştirmenin birbiriyle bir simbiyotik yani bir ortak yaşam ilişkisi içindedir. Şimdi o ortak yaşam ilişkinin içerisinde 70'li yıllarda dünya genelinde hayvan alınıp çıkarıldı. Yani genel bir yönelimden söz ediyorum elbette. Yoksa küçük çiftçilik, küçük aile çiftçiliği aşağı yukarı dünya genelinde 2,5 milyara yakın insanın hala bir yaşam tarzını oluşturuyor. Yani bitkisel hayvan yetiştiriciliği ve
bitkisel üretim yan yana yapılıyor. Şimdi çıkarılınca ne oldu? Yani siz Türkiye odağında söyleyelim mesela, son 20 yıl içerisindeki yani kümes hayvancılığında çok muazzam bir ilerleme, tırnak içinde ilerleme olduğu için yumurta ihracatçısı ve beyaz et ihracatçısı bir ülke pozisyonundayız. Ama her yıl sadece kanatlı hayvan tesislerinden açığa çıkan atık miktarı 16 milyon tondur ki bu 2015 rakamı, yani son rakamlar da şu an ezberimde yok. Peki bu 16 milyon ton atan ne oluyor? İşte biraz önce hocam bahsettiği gibi bu atıklar sağa sola saçılıyor. Yani birer normal sıradan atıkmış gibi toprağa, su varlıklarına, doğal ortamlara bırakılıyor. Çok az yerde bir toplama faaliyeti olduğunu belki söylemek mümkün. Bununla ilgili mecliste verilmiş soru önergeleri var. Hiçbir yanıt yok. Tarım Bakanlığı'ndan, Çevre Bakanlığı'ndan, ilgili bakanlıklardan. Şimdi nereye geleceğim? Bakın, hayvan gübresi diyoruz aslında. Son derece kıymetli. O ortak yaşam ilişkisinin toprağın en önemli oluşturucu, topraktaki biyoçeşitliliğin en önemli sağlayıcılarından biridir hayvan gübresi. Ama bu gübreyi bir takım farmakolojik preparatlarla, bu antibiyotikler olur, başka ilaç ecza ürünleri olur. Yani toplu ve kitlesel hayvan yetiştireceği modelinden söz ediyorum şu anda. Bunların yapıldığı ağlarda, kümeslerde parazit ve benzeri, işte akar, pire, şubuk, böcekleri kontrol etmek için inseksit kullandığınızda açığa çıkan atık farmakolojik preparatlarla ve pestisitlerle kirlenmiş bir atık haline gelir ve aslında tehlikeli atık kategorisinde görmek gerekir. Yani nitrat, nitrit gibi işte bileşenlerin dışında farmakolojik ve tarım ilacı ya da pestisit kalıntılar açısından da ciddi bir kirleticidir açığa çıkan atık. Peki bu atıklara ne oluyor sorusu gerçekten çok ciddi bir sorun. Ben yani bu konuyu epeyce çalıştım, yani analitik olarak da çalıştım laboratuvarda, üniversitede. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de kitlesel hayvan yetiştiricinin, ister büyük baş küçük baş besicilik olsun, isterse kanatlı hayvan yetiştirici olsun, yoğun yapıldığı ve endüstriyel ölçekte yapıldığı her yerde su varlıklarında, yani yeraltı sularında özellikle farmakolojik preparat kalıntılarının, yani ilaç ecza ürünlerinin kalıntılarının analizi yapılması durumunda çok önemli tespitler yapılacağını iddia ediyorum, söylüyorum. Bu önemli. Dolayısıyla hani şunu söylemek mümkün. Elde mevcut mera, çayır ya da otlak alanlar, yani hayvan yetiştiriciliğine uygun alanların korunması ve bu tarz bir hayvancılığın önünün açılması, hayvancılık dediğimiz, hayvan yetiştiriciliğimiz sistemin kitlesel ya da şirket ölçeğinde değil, daha küçük ölçekte, işte FAO'nun 2012'de önerdiği gibi, işte aile çiftçiliği modelini hani baz alın dedi o yıllarda, yapılması gerekirken aksi bir yönelim var Türkiye'de. Yani ben hani konunun doğrudan bir uzmanı değilim ama hani biraz hani bildiklerim var. Türkiye bir koyun coğrafyasıdır, yani Türkiye'deki bitki örtüsü bir plato ülkesidir. Koyun yetiştiriciliğine çok uygundur. Ama 80'li yılların ortalarından itibaren Türkiye'deki hayvan yetiştiriciliği modeli büyükbaş kültür ırkı hayvanların önünün açılacağı şekilde uygulanmıştır. Ve bunun bizi getirdiği nokta, her yıl aşağı yukarı 4,5 milyon 5 milyon ton civarında yemlik soya ve mısır bitkisinin yurt dışından ithal edilmesi, 2,5-3 milyar dolar civarında bir paranın dışarıya aktarılmasıdır. Şimdi burada tabii tartışılacak çok fazla parametre var. Hani mesela bu kadar çok hayvan et tüketimine ihtiyacımız var mı? Et tüketimi mevcut iklim krizinin en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Biyoçeşitlilik kaybının en önemli birincil nedenidir. Bakın, altını kalın kalın çizmek lazım. Çok az konuşulur bu konu gıda güvenliği, güvencesi açısından. Ama önemli. Dolayısıyla hani çok parametresi olan ve derinlemesine ele alınması gereken bir konu olduğunu söyleyebilirim. Peki bu kısıtlı zamanda bu derinlemesine ele alamayacağımıza göre bu konuyu, ben bir izniniz olsa bir referans önereceğim. 2014 yılında yanlış anımsamıyorsam Et Atlası isimli bir serbest erişimli kitap yayınlandı Türkiye'de. İnternetten bulunabilir, Et Atlası ismi. Henrikö Derneği bu kitabın çevirisini üstlendi. Çok kıymetli bir kitaptır ve dünya genelinde aslında mevcut sistemin iklim krizi, kimyasal kirlilik, topraksızlaşma, toprak ve su varlıklarının kirlenmesi, biyoçeşitlik kaybı, çok sayıda 80-100 sayfalık son derece kıymetli bir kaynak kitaptır. Onu hani
önereyim en azından söylediklerimin çoğunu aslında orada söyleyemediklerimi bulmak mümkün. Ben bir konuya daha dikkat çekeceğim. Yani tarımsal faaliyetlerinin iklim krizi üzerindeki rolü pek az tartışılıyor. Yani tarım oysaki dünya genelinde özellikle endüstriyel tarım ve hayvancılık iklim krizindeki payı %18 kimi literatüre göre, bazı daha hani sert analizler yapmış literatüre göre %30'lara kadar çıkıyor. Önemli bir payı olduğunu lütfen gözden kaçırmayalım ve bu pay her ülkeye eşit bir şekilde dağıtılmıyor. Özellikle G20 ülkesi, işte tırnak içinde gelişmiş adedilen ülkelerdeki modern tarımsal tekniklerin enerji kullanımı olağanüstü boyutlardadır. Çok hani dikkatle gözden geçirmek gerekir. Tarımsal faaliyetin mevcut haliyle daha karmaşık, daha enerji yoğun, daha çok hani malzeme, madde kullanımına yönelik bir şekilde yapılmasının iklim krizini son derece derinleştireceğini gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu topraksız tarımla ilgili de hani bir noktaya dikkat çekeceğim ben. Topraksız tarım evet yapılıyor, Antalya'da da yapılıyor, Hollanda'da benzeri uygulamalar var. Ama bakın şu noktayı lütfen gözden kaçırmayalım. Topraksız tarımda kullanılan enerji miktarını dikkate almak gerekir. Olağanüstü yüksektir normal agroekolojik tarımsal yöntemlere kıyasla. Ve enerji dediğimiz şey hemen hemen her durumda karbondioksit emisyonu anlamına gelir. Karbondioksit gazının iklim krizinin temel mekanizmasını kuran, kurgulayan gaz olduğunu unutmamak gerekir. Ben açıkçası topraksız tarım tekniğini mevcut krizi derinleştiren bir uygulama olarak görüyorum. Yani hem gıda krizini hem de iklim krizini derinleştiren bir uygulama olarak görüyorum. Hocam, haklı. Dolayısıyla hani bizim bir takım model gibi önerilen işte bu kitlesel hayvan yetiştiriciliği, endüstriyel tarımsal uygulamalar, yani totalleştiriyorum elbette, çok sayıda nüans olduğunu farkındayım. Topraksız tarım vesaire gibi. Yani bunların gerçekten iklim krizine katkısı nedir? Karbon ayak izi nedir? Karbondioksit emisyonları nedir? Enerji kullanımları nedir? Bu taraftan bakarak sert bir şekilde gözden geçirmemiz gerekiyor. Çok uzattım. Bir örnek daha vereceğim. Bakın sürekli medyaya yansıyan bir haber var. Türkiye'de zaman zaman sosyal medyada da yer alıyor. Yurt dışında da çok konuşulan konulardan bir tane, yani akademik çevrede. Laboratuvar et üretimi. Biraz topraksız tarım mevzusunu laboratuvarda et üretmeyle ilgili duruma benzetiyorum. Yani laboratuvarda et üretme mevzusunun iddiası, işte herhangi bir hayvan kesmeden, herhangi bir iklim krizine neden olacak faaliyet yapmadan biz laboratuvarda et üreteceğiz. Ama dönüp o işin nasıl yapıldığına... ...olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla şöyle özetlemek mümkün. Bu tip sorunları bir enerji kullanımı açısından bir kıyas etmek lazım. Alternatiflerine dikkate alarak. İki, açığa çıkan atıklara ne oluyor? Bu atıklar ne miktarda? Tehlikesi nasıl? Biraz ona da hani bakarak değerlendirmek mümkün. Küçük ölçekli bitki yetiştiriciliği ve hayvansal üretim yan yana yapıldığında ortada bir atık söz konusu olacaktır. Ama coğrafi bölgede işte 500 bin tane büyükbaş hayvan yetiştiricinizde atık dediğimiz şey artık bir tehlikeli atık, tehlikeli madde kategorisinde bir şey olacaktır. Hani bunları şu an için söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Ben bu arada Erçuk Karabat'tan gelen bir soru var. Onu da paylaşayım. Ben söyleyeceğim. Değişikliği ne oranda önünde bulunarak üretim yapılmaktadır. Üretim tekniklerinin olması gerekir. Örneğin bağcılık ve zeytin her yıl sürprizle karşılaşmaktayız. Ülkemiz bu sorunların üstüne nasıl gelir diye sormuş. İbrahim. Evet hocam. Evet, sesinizi çok iyi anlayamıyorum ama bana sanırım yönelttiniz.
Hocam şöyle, evet. Ben biraz önceki Bülent Bey'e katkı anlamında bir şey ifade etmek istiyorum öncelikle. Daha sonra bu soruya gelmek istiyorum. Manisa'da biz biliyorsunuz sürekli sahada olan insanlarız ve Türkiye'nin birçok yerinde hayvancılık ve bitkisel üretim iç içe yapılıyor doğal olarak. Bunun evet sakıncaları özellikle hani gübreden kaynaklanan nitrit ve nitrat taban suyuna karışma, evet bunların hepsi tamam. Ama gözden kaçan asıl bir sorun var ki örneğin Manisa merkezde ya da Saravanlı'da ya da bitkisel üretimin yoğun yapıldığı bir ilçede bir iki tane gezici hayvancı var. Yani koyunu ya da keçisi var. Ve alır hayvanlarını örneğin bağ hasat edildikten sonra bağ alanına götürür. Ve alt yapraklarını, asmanın alt yapraklarını bu hayvanlar yer. Onlarca ilaç atılmış bir yaprağı hayvan tüketir. Ya da işte mısır tarlası vardır, pamuk tarlası vardır. Bu tarlaların kenarında, sınırlarında, yol kenarlarında, kanal kenarlarında hayvanlarını otlatırlar. Ben bunun çok ciddi kalıntı bıraktığını düşünüyorum. Sütlerde pestisit analizleri ne kadar yapılıyor? Onu gerçekten yani merak ediyorum ve gezici hayvancılıkla bitkisel üretimin iç içe bulunduğu alanlarda meralarda yine biraz önce meraların ücretli hale getirilmesi görüşüldü, konuşuldu. Örneğin bir Hacıramanlı, büyük bir lokasyon, birçoğunuz bildiği için yer isimleriyle konuşuyorum. Burası bağcı bir yer ve bir 200-300 dekarda merası var. Meranın yeşil kaldığı aylar yaklaşık 6 ay. 6 ay da kuru. Ve burada iki tane gezici hayvancı otlatıyor. Oysa o mera sadece iki kişinin, iki aileye ait değil. O merada bütün o bölgedeki 1000 hane ise Hacıramanlı, 2000 hane ise 2000 ailenin de hakkı var. Örneğin biz hani her sene bu mevzu oluyor. Tabii biz hayvancıyı da korumak durumundayız ama oradaki bitkisel üretim yapan insanları da düşünmek zorundayız. Üzüm serecek insanlar, kuru üzümü, üzümü kurutmak için sergi yapacaklar. Mera olduğu için izin verilmiyor. Ve insanlar bu sefer sergi yeri arıyorlar. Kilometrelerce öteye ürünlerini taşımak zorunda kalıyorlar. Ben kavramların yerlere özel tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. Bir Ağrı'da 4 sene yaşadığım için, görev yaptığım için iyi biliyorum. Oradaki merayla Manisa'daki meranın, Aydın'ın, işte Ödemiş'in, yani bu meraların farklı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca gezici hayvancılığın, bitkisel üretimin yoğun olduğu yerlerde yapılan gezici hayvancılığın nitrit ve nitrat kalıntısının yanı sıra taban suyuna karışan pestisit analizleri yönünden de hem süt hem etteki pestisit analizleri yönünden de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok ciddi risk altındalar. Gerçekten üzülerek görüyoruz. İlaçlama yapılıyor. Öbür tarafta hayvanlar besleniyor. Ne kadar pestisit hani o bulaşığıyla besleniyor. Orası ayrı bir tartışma konusu. Selçuk Bey'in gerçekten söylemi, kendisi bizim ikinci başkanımız bu arada, sorduğu soru gerçekten son iki yıldır özellikle çok gündemimizde. Örneğin geçen sene tam zeytinler çiçekteyken yine bir lodos ve sıcak bir hava ve özellikle ovadaki zeytinlerde çok ciddi anlamda verim kaybı. 2020'ye geldiğimizde bu iklim, küresel iklim değişikliğinin etkilerini maalesef daha acı yaşadık. Ne oldu? Mayıs ayının ortalarında, ilk yarısında 44 dereceleri bulan, 44 dereceleri bulan sıcaklıklarla karşı karşıya kaldık. Adana'da, Mersin'de limonlar, narenciye, mandalinler maalesef %80'lere varan oranda zarar gördü.
Manisa'ya geldiğimizde bağlarımız çiçek dönemindeydi. Gerçekten dane tutumunda özellikle çok ciddi sorunlar yaşadık. Silkme olayı ve daha sonrasında hava sıcaklıkları 20 derece belki de düştü. 42 derecelerden 44 derecelerden 19-20 derecelere kadar düştü. Ve gerçekten hani bitkisel üretim artık çok güçleşti. Bunun önüne tabii iklimi değiştiremeyeceğimize göre bizim kendimizi her türlü felakete hazır bir şekilde özellikle stoklanabilenlerde mutlaka ülkesel stokların bence bulunması gerekiyor. Örneğin çok iyi biliyoruz. Geçen senelerde bir türlü bu Suriye ve Irak'taki yaşanan gelişmeler nedeniyle özellikle salça ve konserve gibi ürünlerin ihracatında ciddi sıkıntılar yaşadık. Ama şu pandemi sürecinde özellikle bu ürünlerin, kuru üzüm de bunlardan birisi, çok hızlı bir şekilde ihraç olduğunu ve birçok ülkenin buna adeta saldırdığını duyduk, tanık olduk ihracat rakamlarından da. Bizim üretim planlamaları yapılırken maalesef daha Türkiye'de üretim planlaması yok. Ama artık gelinen süreçte hem bu iklimsel felaketler hem de yaşanan diğer bitkisel üretim dışında yaşananlar, savaşlar ve özellikle bu virüs gibi pandemi işte oluşturabilen hastalıklar artık gıdanın güvence altına alınması, hani kalıntı yönünden, sağlık yönünden bir tarafa, miktar olarak da fiziksel olarak da bulunması gerektiği ve üretimin de değişik rakımlara aktarılması gerektiği. Örneğin biraz önce işte şeyi saydım, hani sıcak nedeniyle, don nedeniyle Afyon'da kirazlar dondu, Isparta'da kirazlar dondu, birçok yerde patates tarlaları dondu, ekimi yapılmış yeni fide dönemindeki patatesler dondu ve yani birçok alanda gerçekten iklimsel nedenlerden dolayı ciddi ve bir şey var. Ha, koruma nasıl olmalı? Örneğin sıcak nedeniyle oluşacak zararlar sigorta kapsamında değil ve üretici bu konuda şu anda korumasız. Ama adamın 20 dekar bağı var, neredeyse %80-90'lara ulaşmış iklimsel nedenlerden dolayı zarar var. Ama sigorta kapsamında değil. Tarım sigortalarının üreticiyi koruyacak hale getirilmesi ve stok müesseselerinin oluşturulması, öneri olarak bunları söylüyorum. Üretimin de farklı lokasyonlarda alternatif üretimlerin sağlanabilmesi. Örneğin geçen yıl gördük, Ova'daki zeytinler sıcaktan zarar gördü ama rakımı 250-300 metrenin üstüne çıkan yerlerde verim normal bir şekilde vardı. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederiz. Evet. Yusuf söyle. Yusuf Kurucu. Evet hocam, ben konuşuyorum ama mikrofonu açmamışım. Güzel konuşmalardan sonra ben belki bir toparlama gibi de olabilir. İklim değişikliği oldukça önemli. Bizim bu akarsu havzalarımızın da iklim değişikliğine kullanım veya yönetim olarak da hazırlanması lazım. Sadece bir ekran paylaşacağım. Bu çözümle ilgili belki bir öneri. Şu anda paylaşım gelmiştir muhtemelen. 2021-2030 yılı ilkbahar döneminde topraklardaki tuz birikimi. Bu aynı şekilde iklim haritası da var Küçük Menderes Havzası için 2100 yılına kadar. Şimdi iklim değiştiğinde havzanın her yerinde aynı etkiyi yapmıyor. Bu topografya yüzünden, hava hareketleri yüzünden, su varlığı yüzünden. Dolayısıyla öncelikle iklim değişikliğinin mekansal analizini yapmak lazım. Mekansal analizini yaptığımız takdirde oradaki oluşacak koşulları tahmin edip bu koşullara uygun ürün deseninin adaptasyon sürecini şimdiden başlatmamız gerekiyor. Bu
Yapacağımız en doğru hareketlerden birisi İbrahim Bey'in dediği gibi iklim değişikliğini bizim bir ülke olarak durdurmamız mümkün değil. Belki azaltabiliriz ama buna hazırlıklı olmamız lazım. Aynı bu pandemi gibi gıda yokluğu çok büyük kaosa girer. Bunu unutmayın. Yani şu anda sağlık grubunun yaşadığı sıkıntıyı ileride tarımsal üretim nedeniyle çiftçiler yaşayacak. Zaten yaşları ileri. 60'ın üzerinde bir ortalamamız var. Bunlar zaten pandemiden etkileniyor. Bir bölümü daha düne kadar arazisine gidemiyordu. Gıda üretsin, gidin üretin diye bunları araziye gönderdik. Biz birbirleriyle beraber oldu. Yani bunları da düşünerek şimdiden hazırlıklı olmak lazım diye düşünüyorum ben. İklimin değişikliği haritalanabilir. Bunun üretimi mümkündür. Şimdi bir başka konu mera ile ilgili biz meralarımızı kaybettik. Yani şu anda hayvan oteli gibi büyükbaş hayvanların olduğu yerlerde yani yem, Allah'tan mısırdan yem üretiliyor da onu kullanıyorlar. İyi de mısır nerede? Tarım arazisinde. Mısır neyle üretiliyor? Çok fazla suyla üretiliyor. Peki biz bu tarım arazilerinin üzerine 5000 tane hayvan işletmesi koymuşuz. Yani bu 1000 tane diyelim şimdilik bir küçük Menderes için. Bir tanesi 5 dekar alan işgal ediyor. 5000 dekarlık yerin üzerinde tarımsal işletme var. Şimdi evet bitkisel üretimle hayvansal üretim birlikte oluyor ama akarsu havzalarının ve vadi tabanı denen bölümünde olmaması gerekiyor bunu. Ben hayvancılığa karşı değilim. Çok da olması gerekiyor. Ama hemen yamaçlarındaki hafif eğimli arazilere bunların taşınması gerekiyor. Yani hem hayvancılık yapalım, hem hayvancılık için bitkisel üretim, yem üretimi yapalım. Yani şimdi 5000 dekar sulu tarım arazisi hayvancılık işletmelerinin altında. 5000 dekar, dekardan 1000 dekar mısır alsa, 1000 kilo mısır alsanız, yani 5000 ton mısırı yem maddesi olarak kullanırsınız. Neden? Yamaca yapmadığımız için bunu kullanamıyoruz biz şu anda. Bu artacak mı? Evet, kirlilik öbür taraftan, aşırı su tüketimi öbür taraftan. Ya bunun için yani tarıma dayalı içsel organik sanayi bölgeleri için ben hükümeti eleştiririm. Böyle bir kanun olamaz. Böyle bir maddeleri düzensiz bir şekilde, uygulanamaz bir şekilde hazırlanan bir yasa olamaz. Zor bir yasa olamaz. Bu nedenle tarıma dayalı işletmeler veya lojistik alanları şeklinde kooperatiflerin kurduğu, istiyorsa firmaların kurabileceği, özellikle köylü kesimin kooperatifleriyle, köy ihtiyarıyla veya muhtarla vesaireyle birlikte yapacakları yani o iş planlanabilir yerlerde bunların kurulmasında yarar var. Başka yolu yok bu işin. Şu anda TÜBİTAK ve Tarım Bakanlığı tüm Türkiye'de nitrat kirliliği ile ilgili bir proje yapıyor. Bu özellikle tarımda çalışan arkadaşlar bilirler. TÜBİTAK'a verdiler bu konuyu, çalışıyor. Bizler de o projenin içerisindeyiz. Ve gördük ki Türkiye'deki akarsu havzalarının vadi tabanı dediğimiz ırmağın sağında solunda şu anda hem bitkisel hem hayvansal ciddi anlamda nitrat kirlilik yükü potansiyeli var. Şimdi özellikle hani Erhan Bey de bilir, vadi tabanı dediğimiz yer alüvyondur, geçirgen bir zemindir. Ya yani suyu dökseniz hemen altına gider. Böyle bir yerde de bu denli hayvancılığın yapılması yüzey altına suyun kolay infiltre olması nedeniyle oldukça sakıncalı. Bu yüzden havza içerisinde hem hayvansal hem bitkisel üretimi planlamamız gerekiyor. Akarsu havzalarını korumamız için. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Herkese saygılar diliyorum. Teşekkürler. Bülent'e söz veriyorum. Evet. Eğer başka söz almak isteyen var mı acaba? Ben hani bilemedim, göremedim şimdi. Ya bu kirlilikle ilgili ben bir şey söyleyeceğim. Çok tamam, sesim geliyor değil mi? Geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu Sağlık Bakanlığı'nın çalışması önemli bir çalışma olduğu için ondan söz edeceğim kısacık. Çoğumuzun malumu aslında, katılanların epeycesini tanıyorum isim olarak. Yusuf Hocam yerden göğe haklı, yani tarımsal üretim meselesi, yani gıda güvencesi bir toplumun devamlılığı için en kritik mesele beslenme, yeterli gıda temini ve iklim krizi aslında bunun giderek zorlaşacağı bir döneme girdiğimizi aslında anlatıyor. Bütün hikayesi tahıllardan tutup meyve sebze üretimine kadar çeşitli
ürün gruplarında ciddi daralmalar yaşanacak. Bununla ilgili de çok sayıda yayın var. Ama şu noktayı çok önemsiyorum ben. Şimdi Türkiye'de gerek iklim krizi bağlamında, gerekse diğer bağlamlarda suyla ilgili meseleler, yani yaklaşan su kıtlığı, topraklarımızın tuzlanması, işte su teminindeki güçlükler vesaire, evet. Ya genelde bu kıtlık algısı ya da yetersizlik algısı işte hep yağış rejimlerindeki düşme, suların azalması, yani basitleştirirsem Türkiye coğrafi bölgesine düşen su miktarındaki azalma, hani iklim krizi de bunun bazı tahminlerini içeriyor zaten. İşte önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde 1/3 oranda azalacağını söyleyen öngörüler var. Ama şunu çok önemli buluyorum ben. Hani dile getirme ihtiyacı da şiddetle hissediyorum. Yani bir su varlığının kimyasal açıdan kirli olması, kirletilmiş olması daha doğrusu, yani onun içme ve kullanma suyu olarak niteliğini yitirmesi, yani büyük bir su kütlesi olabilir. İşte Antalya Odağı'nda biz burada Karacaören Barajı'nı tartışıyoruz şu günlerde. Büyük bir su kütlesi ama sürekli kimyasallarla kirletiyor ve bir süre sonra biz o suyu içemeyeceğiz yani. Ya da daha sağlıklı kullanım gerektiren başka bir alanda kullanamayacağız. Yani kimyasal kirlilik meselesinin de su varlıkları ortada olmasına rağmen, ulaşılabilir olmasına rağmen onların kullanım imkanını bütünüyle ortadan kaldırabilecek önemli bir etmen olduğunu vurgulama gereği hissettim. Şimdi aslında çeşitli şekillerde değinildi ama Türkiye'deki su varlıklarındaki kimyasal kirlilik konusu Ergene Havzası bağlamında çok hani çalışıldı. Benim de yargılandığım bir dava, detaylarını çok iyi bildiğim bir çalışma, yıllarca sürdü ve içindeydim. Ergene Havzası biliyorsunuz hani Trakya'da aşağı yukarı 285 kilometrelik bir akarsu havzası. Şimdi o nehrin doğduğu noktadan Yıldız Dağları'ndan döküldüğü Enes Körfezi'ne kadar 764 farklı noktadan su örneği alındı. Yani bu noktalar havzanın ulaşılabilir çoğu yerleşim noktası ve içme suyu özellikle ne ölçüde kirleniyor o araştırıldı. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim, yani Çerkezköy'de diğer hani oradaki organize sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerdeki endüstriyel faaliyetlerden açığa çıkan atıklarla, örneğin tekstil işletmeleri çok yoğun ve arsenikli boya kullanımı çok fazla. Arsenik önemli bir atık. Mesela arsenik kirliliğiyle bağ kurulabildi. Yani bizim araştırdığımız 760 küsur örneğin %41'inde arsenik kalıntısı tespit edildi. Bazı yerleşim noktalarındaki arsenik miktarı o suyu içilmemesi gerektirecek kadar yüksekti. Mesela Kocaeli'den örnek vereyim. Kocaeli ilinde de 106 farklı noktadan, yani ilinden noktasından, yerleşim ilçe vesaire bağlamında söylüyorum, noktasından örnek alındı. Orada da çok ciddi bir alüminyum kirliliği söz konusuydu. Ve dönüp baktığınızda metal ergitme, endüstriyel olarak metalurji tesislerinin yoğun olmasıyla bir bağ kurmak mümkün. Şimdi nereye varacağım? Hocam Menderes Deltası'nın çok hani su havzasının çok büyük Menderes kirli olduğunu söyledi. Gediz hakeza. Mesela Menderes aşağı yukarı 550 kilometrelik bir nehir yanlış anımsamıyorsam. Yani neredeyse Ergene'nin iki katı büyüklüğünde belki daha geniş bir coğrafi alanı kapsıyor genişlik açısından. Bu havzaların hani korunmasını paranteze alalım, hiç tartışılmaya bir gerek yok. Ama mevcut kirlilik haritalarının mutlak surette çıkarılması gerekiyor. Ve bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet, yani meselemiz biraz tarım odağında konuştuğumuz için tarımsal faaliyetlerin önemli kirleticisi de nitrat, nitrittir, doğrudur. Ve çok hızlı suları içilemez kılar. Nitrat kullanılan sentetik gübreler %99,5 oranında suda çözünür. Çok hızlı kirletir, tamam. Fakat Türkiye'de Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2014'te bitirdiği bir çalışma var. Çok önemli bir çalışma. Bütün hani coğrafi bölgelerde su varlıklarını kirletme potansiyeli olan etkenlerin bir listesi çıkarılmış. Tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerden açığa çıkan kirleticiler. Ve o proje sonucunda 249 tane etmen tespit edilmiş. Yani işte pestisitler, bazı farmakolojik preparatlar, tarımda kullanılan işte nitrat, nitrit ve benzeri hani açığa çıkan çeşitli kirleticiler. Çok sayıda kirletici var.
Basitçe şunu söyleyeceğim, yani çok detaylı araştırdım. Türkiye genelinde İlhan Sağlığı Laboratuvarları, yani Sağlık Bakanlığı bünyesindeki su analizlerini yapmak, denetim, izleme, kontrol, işte bu kirlilik haritaları diyorum, onları çıkarmakla mükellef kurum. Bir diğer kurum Tarım Bakanlığı, yerel yönetimlere de iş düşüyor ama primer, hani başlıca sorumlu Sağlık Bakanlığı olduğu için onu anlıyorum. Sağlık Bakanlığı'nın bütün bu kirleticiler için, yani 249 adet kirletici için Türkiye genelindeki durum nedir? Böyle bir tespiti yok. Yani daha önemli bir şey söyleyeceğim. Mevcut laboratuvarların altyapısı aslında bu kirleticilerin bütününü tespit etme yeterliliğine sahip olduğu halde yürütülen doğru düzgün bir haritalama, yani bu kirleticilerin durumu nedir? Ne ölçüde kirleniyor bizim su varlıklarımız? Buna ilişkin bir çalışma da yok. Bunları hani belirtme gereği duydum. Şuraya bağlayacağım. Yani evet, yani tarımsal faaliyet olmazsa olmaz gıda üretimi. Bir toplumun devamı için şart. Ama yani sadece bu su varlıklarını iklim krizi bağlamında ve kullanım bağlamında, azalma bağlamında düşünmeyelim. Kirlenme, bir varlığın kirlenmesi, toprak veya su fark etmez veya hava, hayat için doğrudan bir tehdittir. Ama su, Yusuf Hocam çok kıymetli bir şey söyledi ilk şeyi açtığımızda, programa başladığında. Su bir akışkandır. Bütün ortamları dolaşır. Yani yeraltı, yerüstü, hava. Dolayısıyla aslında toksik kimyasalların, çeşitli zehirli kimyasalların, suda çözünenler için söylüyorum elbet, genel durumunu yansıtan iyi bir hani ortamdır. Su varlıklarındaki kimyasal kirlenmenin dikkatle izlenmesi bizim aslında nereye gittiğimizi gösterir. Bakın Manisa odağında örnek verdi arkadaşımız. Ama Antalya'da 90-91 yıllarında çok kapsamlı bir nitrat kirliliği çalışması yapılmıştı. Tarım Bakanlığı'nın bir çalışmasıydı. Benim görev aldığım bir projeydi. Çok sayıda insan görev aldı. Ve yani yüzlerce farklı noktadan, yeraltı sularından, yer sularından analizler alındı. Bu çalışma aşağı yukarı 7-8 yıl boyunca devam etti. Yani benim içinde olduğum süreyi söylüyorum özellikle. 2000'lerin orta, yani 2005-2007 o yıllardan sonra durdu. Yani devamını bilmiyorum açıkçası ne oldu. Şimdi mesela bu veriler bahseden onu söyleme gereği duyuyorum. Aslında bakanlıkların arşivlerinde geriye dönük çok kapsamlı yapılmış işler, çalışmalar var. Ben mesela içimde bir ukdedir. Keşke şimdi benzeri bir çalışmayı yapsak ve bir görsek, yani 90'ların başından işte 30 yıl geçti neredeyse. Ne oldu yani? Bu kadar yoğun bir endüstriyel faaliyet, tarımsal faaliyet var Antalya'da. Türkiye'nin meyve sebze ihracat üssü diyoruz ama biz topraklarımıza ne yapıyoruz, sularımıza ne yapıyoruz onu görebilsek keşke. Hani bunları söyleme gereği duydum. Ne yazık ki bu verilere de ulaşmak çok mümkün olmuyor. Bakanlık, Tarım Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı veya ilgili kurum elindeki verileri paylaşma noktasında özellikle İbrahim Bey'in yani mesele yaptığı bir sorun olduğu için söylüyorum. Son derece çekimser davranıyor. Mecliste son 3 yıl içerisinde verilmiş benim bildiğim en az 5-6 tane soru önergesi var. CHP'nin, HDP'nin, yani muhalif pozisyondaki partilerin verdiği. O soru önergelerinde açık seçik sorulmasına rağmen biz Antalya'da il genelinde ne düzeyde pestisit kullanıldığını, ne düzeyde nitratlı gübre kullanıldığını öğrenemedik. Yani o kadar komik yanıtlar veriliyor ki o önergelere. Dolayısıyla ben hani ilk baştaki söylediğim şeye geleceğim. Gerçekten devlet kamu refahını, kamu çıkarlarını temsil etmeyen bir aygıta, kuruma dönüşmüşse ne yapacağız sorusu önümüzde duruyor. Teşekkür ederim. Evet, zamanla ilerledi. Konuşmacılara ve izleyicilere teşekkür etmek istiyorum. Son bir cümle, keşke sağlığının kayıtlarına, kanser kayıtlarına ulaşabilir ve önce Bülent'in söylediği su kaynaklarını nitrat nitritin doğurabileceği intestinal sistem, yani mide sistemi kanserleri, mesane kanserlerinin oranlarını bilsek, bu kirlilikle arasındaki nedenlik ilişkisi görebilsek çok ilginç sonuç alabileceğimizi düşünüyorum.
Ben tüm izleyicileri görüyorum. Ege Çep sözcüsü olarak emekleriniz için ederiz, katkılarınız için. Ben şu an bütün katılımcıların kameralarını açıp bir fotoğrafı çekmek istiyorum. Kameralarınızı açın.